15 Temmuz 2016'da Türkiye tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye en uzun ve en karanlık günlerinden birini yaşadı. Tarihinde birçok darbe ve müdahale yaşanan Türkiye bu kez topluca ayağa kalktı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği her yaştan ve her kesimden insan yan yana geldi. Bayrağını alan meydanlara koştu. 15 Temmuz Cuma günü saat 22 sıralarında başlayan darbe girişimi 16 Temmuz Cumartesi akşam saat 20 sıralarında tamamen bertaraf edildi. Ancak darbeci FETÖ'cüler 15 Temmuz'da 251 canı hayattan, hayallerinden, ailesinden kopardı. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterirken, FETÖ'nün darbe planındaki adreslerinden biri de Isparta'ydı. FETÖ'cü komutanların talimatıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara'ya destek için götürülme girişimi polisin girişimiyle önlendi. Polis Isparta Eğirdir Karayolu'nda Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndan çıkan askeri konvoyun önünü kesti. O anları ilk kez Kanal 32 haber ekranlara taşımıştı. Isparta'da dönemin Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Aygün, polis telsizinden Kışla'dan çıkan askeri konvoyun önünü kesen polislere, mukavemet gösterene aynı şekilde karşılık verilecek, gerekirse otobüsler yakılacak talimatını verdi. Bu emri hem ben veriyorum, ben de Sayın 19'un emridir. Kesinlikle vur emri, istasyonlarımız için geçerlidir. Kesinlikle otobüsler yakılacak, Sayın 19'un talimatıdır. Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılığı verilecek. Doğrudur, talimatlar anlaşıldı. Ayrıca 21 merkez. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ispartalılar, Migros kavşağındaki Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nın önüne geldi. Darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar, Kışla'ya girmek isteyen ve içerisinde asker bulunan otobüsü içeri sokmak istemedi. Komutanların askerlerin eğitimden geldiğini söylemesi üzerine otobüsün girişine izin verildi. Kent merkezinde de vatandaşlar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek darbe bertaraf edilinceye kadar nöbet tuttu. Dalgalansın al bayrak, değil mi? O karanlık gece milletin iradesiyle aydınlığa büründü. Milletin iradesi darbecilere geçit vermedi. Tarihin en uzun ve karanlık gecesinin üzerinden 7 yıl geçti. O gecede vatanı ve bayrağı için şehit düşenlere Allah'tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyoruz.